Darwinizm'in Çin seferi. Komünizm gerçekte sapkın bir Avrupa ideolojisidir. Avrupalı filozoflar tarafından ortaya atılmış, ilk kez Avrupalı eylemciler tarafından uygulamaya konmuştur ve gerçekte Avrupa'da kök salan materyalist din düşmanlığının bir sonucundan başka bir şey değildir. Çin gibi Avrupa'dan her anlamda uzak, içine kapalı bir ülkeye kadar bu ideolojinin nasıl ulaştığı ve orada nasıl kök saldığı merak edilebilir. Bu merakla yakın Çin tarihine baktığımızda ise karşımıza tanıdık bir tablo çıkar. Çin'e komünizmin gelmesi, ateizmin gelmesiyle eş anlamlıdır. Ateizmin gelmesi ise darvinizmin gelmesi demektir. Çin 18. yüzyılın sonlarına dek Batı kültüründen son derece uzak, kendi içine kapalı bir toplum olmuştur. 19. yüzyılda ise ülkeye gelmeye başlayan İngiliz tüccarlar pek çok değişimi de beraberinde getirmiştir. Bu tüccarlar tarafından Çin'e ilk kez o zamana kadar tanınmamış bir madde olan afyon getirilmiş. Çin toplumunda bir salgın gibi yayılan afyon tüketimi yüzünden Çin ve İngiltere arasında iki kez savaş çıkmıştır. Sonunda İngiltere üstün gelmiş ve Hong Kong başta olmak üzere Çin'in önemli kentleri İngiliz etkisi altına girmiştir. İngiliz emperyalizminin bu şekilde Çin'e girmesi, bu emperyalist yapının bilimsel dayanağı haline gelmiş olan Darwinizm'i de bu ülkeye sokmuştur. 19. yüzyıl Avrupa'sına hakim olan materyalist ve darwinist fikirler Çinli aydınlar arasında hızla yayılmaya başlamıştır. Evrimci yazar Richard Miller, Evrim Ansiklopedisi adlı kitabında bu konuda şunları yazar. 19. yüzyılda Batı, Çin'i izole olmuş ve eski geleneklerini sürdüren bir uyuyan dev olarak görüyordu çok az Avrupalı, Çinli entelektüellerin Darwin'in evrim teorisini hevesle benimsediklerini ve değişim için ümit vaat ettiğini kavradıklarını anladı. Çinli yazar Hu Shih'e göre 1898'de Thomas Huxley'nin Evrim ve Etik kitabı yayımlandığında Çinli entelektüeller tarafından hızla onaylandı. Zengin kişiler ucuz Çin yayımlarına sponsorluk ettiler. Böylece kitlelere geniş bir şekilde yayılabildi. Osmanlı'nın son dönemlerinde batı etkisiyle materyalist fikirlere kapılan bazı Jön Türkler gibi Çin'in son dönemlerinde de materyalizmi ve darvinizmi benimseyen ideologlar ortaya çıkmıştır. Bu gelişmenin de etkisiyle 1911 yılında binlerce yıllık Çin İmparatorluğu lağvedilmiş ve yerine Çin Cumhuriyeti kurulmuştur. Cumhuriyeti kuran kadro her ne kadar batı aleyhdarı bir söylem ve politika ile ortaya çıksa da gerçekte batı emperyalizminin temellerini oluşturan ırkçı ve sosyal darvinist anlayışı aynen benimsemişlerdir. Amerikan The New Republic dergisinde Jacob Haleborn imzasıyla yayınlanan bir makalede bu konuda şunlar yazılmıştır. O günlerde batıya karşı batılı fikirleri ve icatları kullanma düşüncesi zirvedeydi. 4 Mayıs 1919'da Pekin'de gerçekleştirilen ünlü protesto gösterilerinin öncesinde modernizm, demokrasi, yurtseverlik ve bilim çağrıları yapılıyordu. Ama Tu ve Mink'in sonradan yazdığına göre aslında bunlar ne bilim ne de demokrasiydi. Sadece pozitivizm ve popülizmdi. 4 Mayıs döneminde Jacobenvari kolektivizm Çin'deki entelektüel dünyayı sarmış durumdaydı. Gizli bir derginin yayıncılığını yürüten... Lian Kichao gibi reformistler, Darwin ve Spencer'ın basitleştirilmiş ama popüler bir versiyonundan son derece etkilenmiş durumdaydı. Irklar arasındaki savaşı ilerlemenin bir gereği olarak görüyorlardı. Altında adı geçen Herbert Spencer, Darwin'le aynı dönemde yaşamış ve Darwin'in teorisini toplum bilimlerine uyarlamış ırkçı bir düşünürdür. Avrupalı ırkların üstünlüğünü, ırklar ve milletler arasında daimi bir çatışma olması gerektiğini, toplumda fakirlere ve düşkünlere yardım edilmemesini ve daha pek çok şiddet, adaletsizlik ve zulüm yanlısı fikri ortaya atmıştır. Darwin'den ve Spencer'dan etkilenen Çinli entelektüeller arasında Yen Fu ile Ding Wenjiang gibi modern Çin'in kuruluşunda fikirleriyle büyük etki oluşturan isimler de vardı. Amerikalı tarihçi Benjamin Schwartz Çin Komünizmi ve Mao'nun Yükselişi adlı kitabında Yan Fu'yu ve onun Darwinist fikirlerini önemli vurgular. Schwartz'a göre Yan Fu, Spencer'ın teorisi gibi batılı ideoloji ve teorileri aynen almış ve bunları toplumu dönüştürmek ve güç ve zenginliğe ulaştırmak için meşru yöntemler olarak görmüştür. Schwartz'ın ifadesiyle Yan Fu için Darwin'in teorileri sadece gerçekliği tarif etmekte kalmamış, aynı zamanda değerleri ve izlenecek yöntemleri de belirlemiştir. Ding Wenjian ise komünizme öncülük etmiş bir diğer önemli Çinli ideologdur. Onun görüşlerinin temel dayanağı da yine Darwinizm'den başka bir şey değildir. Ding, 1910'lu ve 20'li yıllarda Çin'i etkileyen yeni kültür hareketinin en önemli temsilcisidir. Bu hareketin en önemli özelliği Çin toplumunun dini inancı olan konfüçyanizme karşı çıkması, bunun yerine materyalist bir dünya görüşünü savunmasıdır. Amerikalı tarihçi Charlotte Furt, Ding Wenjiang, Bilim ve Çin'in Yeni Kültürü adlı kitabında yeni kültür hareketinin doğayeni olan Ding Wenjiang'ı çok detaylı olarak inceler. Furt'a göre Ding'in yaptığı şey Darwin, Huxley ve Spencer gibi evrimci ideologların fikirlerini Çince'ye çevirmekten başka bir şey değildir. Hatta Furt bu nedenle Ding'i Çin'in Huxley'i olarak tanımlar. İngiltere'deki Glasgow Üniversitesi'nde zooloji ve jeoloji üzerine çalışan Dink, 1911 yılında Çin'e dönmüş ve yeni kurulan Çin Cumhuriyeti'nde Darwinist ve materyalist fikirleri yaymak için çaba harcamıştır. Dink, Charles Darwin'in kuzeni olan Francis Galton tarafından ortaya atılan öjeni teorisini dahi savunmuştur. Yeni kültür hareketi hakkındaki önemli bir yorumu da Harvard Üniversitesi tarih profesörü James Reeve Passy yapmaktadır. Yeni kültür hareketinin sloganlarının hepsi Darwin'in daha önceden dayanak teşkil ettiği sloganlardı. Ve şimdi yine bu sloganları desteklemeye devam ediyordu. O yani Darwin yeni kültür hareketinin en önemli ruhani lideriydi. Çünkü onun teorisi yeni kültür hareketi liderlerinin ısrarla belirttiği gibi bugünün geçmişten daha iyi olduğunu ve geleceğin de bugünden daha iyi olacağını ispatlıyordu. Bu anarşistlerin ortaya attığı şimdiyi düşün ve geçmişi boş ver veya sonradan komünistlerin ortaya atacağı şimdiye önem ver ve geçmişi unut sloganlarının ardındaki inancı oluşturuyordu. İşte 20. yüzyıl başlarında Darwinizmin Çin'e yayılması sonucunda ortaya çıkan bu gibi Çinli ideologlar önce Kuomintang partisi altında örgütlenen faşist eğilimli Çin milliyetçiliğini, ardından da Çin komünizmini doğurmuşlardır. Kanadalı Darwinist filozof Michael Ruse, New Scientist dergisinde yayınlanan bir makalesinde bu konuda şu değerlendirmeyi yapar: Batı'da evrim teorisi dini ve entelektüel bir engel ile karşılaşmıştı. Ancak Çin'de böyle olmadı ve Darwinizm bir kere de kök saldı. Aslında bazı açılardan Darwin neredeyse bir Çinli gibi kabul ediliyordu. Taoist ve Neo-Konfüçyüsçü düşünce her zaman insanların eşyalığını vurgulamıştır. Varlığımızın hayvanların ikiyle aynı olması fikri onlar için büyük bir şok olmadı. Bugün resmi felsefe Marksizm Leninizmdir. Fakat Darwinizmin seküler yani din dışı materyalist yaklaşımı şimdi yaygın olan felsefe anlamında olmadan taban Maoya ve onun devrimcilerine bağlanamazdı.